Sayın seyirciler, hemen rakamları vererek başlayalım. Bu arada hem Sayın Münir Özkul'a hem Aydın Boysan'a Allah'tan rahmet dilerim. Ailesine de sabırlar dilerim efendim. Her ikisi de Türkiye'nin yetiştirdiği çok önemli değerler idi. Değerlerimizi kaybediyoruz. Umarım yeni gelen nesillerde onlara eş, belki onları geçecek de değerler çıkar. Fakat çok zor, çok zor yerlerinin doldurulması. Efendim, şimdi günün aktüel rakamlarına hemen vereyim ama ondan sonra da başka bazı konulara girelim. Şimdi borsa %1 civarında artmış vaziyette. 116 binin üzerine çıkmış durumda. Borsa gayet iyi. Yurt dışındaki borsa da iyi. Zaten onun bir yansıması olarak yükseliyor. Dolardaki düşüş yavaşlamakla beraber hızı hala çok az sürüyor. Şu anda 3.74 civarında. Yani düşüş durdu gibi. Büyük ölçüde Euro-USD kuru, yani Euro-Dolar kuru dolayısıyla da oluyor bu. Dolar dünyada büyük bir düşüş içinde. Türkiye'de bundan faydalanıyor. Euro-Dolar kuru 1.20'yi geçmiş vaziyette. Bakalım daha ne kadar böyle gidecek. Euro-Türk lirasında da çok hafif bir azalma var. 4.51'de duruyor. Şimdi bu rakamları böyle söyledikten sonra hemen iki şeye değinmek istiyorum. Bunlardan biri Zarrab davası, öbürü ise enflasyon. Enflasyonla ilgili bu biraz önce söylediğim rakamlar 2018'de nasıl bir seyir izleyecek? Çünkü şimdi böyle çok olumlu bir hava, yurt dışından kaynaklanan olumlu bir hava kendini gösteriyor. Bunun bir taraftan da kulislerde Türkiye, ABD ve efendim AB ile arasını düzeltmeye çalışıyor lafları. İşte Sayın Cumhurbaşkanı Fransa'ya gidiyor ve AB hakkında sıcak mesajlar veriyor bu ziyaretten önce birkaç gündür. Bunların da ufak da olsa bir etkisi var. Ama böyle devam etmesi için neler yapılması lazım ve böyle devam edebilir mi? Şimdi biraz da bunları konuşalım. Ve bir de gerçekte neler oluyor onlara bakalım. Şimdi ondan önce bir benim önemli bulduğum, sabah oraya gittim, oradan buraya geldim. Aykut Erdoğdu ve diğer başka kıymetli CHP'li kurmay kadro, yani Genel Başkan Yardımcılığı Çetin Osman Budak, Lale Karabıyık, Veli Ağbaba ve CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve Aykut Erdoğdu, dediğim gibi ne yaptılar? Bir kahvaltı düzenlediler. Buraya ekonomi basınını çağırdılar. Ben de gittim. Ekonomi basınının belli soruları oldu ve oraya da enteresan cevaplar geldi. Şimdi iki noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bunlardan biri iyi bir iş. CHP özellikle KYK mağduru olan ve kıymeti bilinmemiş önemli bazı akademisyenleri bir araya toplamış, bir çalışma ortamı yaratmış ve biraz da gelecekteki iktidarına yönelik de bir ekonomi programı oluşturuyor. Zaten geliştirilmiş bir ekonomi programı vardı. Onu daha ayrıntılandırıyor diyelim. Bu şu bakımdan önemli. Efendim, Türkiye'de sosyal demokratlar iki kere iktidar imkanı buldular. Çok zor koşullarda, kısıtlı koalisyonlarla ama bir şekilde buldular. Bunlardan bir tanesi 1970'lerin sonuna doğru Ecevit iktidarlarıydı. İkincisi ise SHP'nin iktidarıydı. Ortak olduğu efendim. Ve özellikle belediyelerdeki kuvvetli olduğu bir yerel iktidar imkanı oldu. Her halükarda da merkezi iktidarda koalisyon ortağı olduğunda da sosyal demokratlar belediyelerde de şöyle bir sorunla karşılaştılar. Elleri kısmen bağlanmış da olsa koalisyon ortakları tarafından, bir taraftan da ekonomik şimdiki sağ çizgiye karşı bir alternatifin tam anlamıyla oluşturulmamış olması onların orada bir şaşalamasına da sebep oldu. Ve özellikle 70'lerde
çok önemli bir dönüşüm de vardı biliyorsunuz. Bunun işte halkın teveccühünün başka sebeplerle birlikte geriye gelmesinde bu daha sonraki yıllarda da başımıza gelen bir şey. Sosyalistler veya sosyal demokratların dünyada da başına gelen bir şey. Bu meselenin çözümü için bu sefer biraz daha iyi çalışılıyor. Bu önemli. Diyeceksiniz ki keşke iktidara gelinse de orada şaşalansa falan. Öyle değil işte efendim. Öyle iktidarı kaybettiğiniz zaman bir daha 10 sene gelemiyorsunuz. Şimdi ikincisi de orada Çetin Osman Budak'ın söylediği bir şey vardı. Kredilerle ilgili. Bu bizim son derece önemli bir konumuz olarak. Geçen sene itibariyle 500 milyar TL'nin üzerinde, onun hesabına göre 505 milyar TL çeşitli şekillerde kredi, bol keseden kredi dağıtılmış vaziyette. Bu biraz seçimleri manipüle etmek amacıyla yapıldığına dair piyasada konuşmalar var. Malum referandum vesaire falan. Ama bunun sonucunu işte şimdi biz enflasyonla ödüyoruz. Enflasyona birazdan geleceğim ama gene bu hafta önemli olaylardan bir tanesi Zarrab davasının sonuçlanmasıydı. Şimdi bunun da Türkiye'ye bir maliyeti var. Nitekim o toplantıda ekonomi yazarları veya editörlerin en çok sorduğu sorulardan birisi, şimdi ne olacak? Zarrab davası sonuçlandı, ne olacak diye. Efendim tabii bu konuyla da ilgili CHP önemli çalışmalar yaptığını söyledi. Ama dedi hani bunları hepsini burada söylemek uygun değil. Düşmanlarımıza, yani Türkiye'nin düşmanlarına fırsat vermemek lazım. Ama çareleri düşünüyoruz anlamında konuştu. Şimdi dolayısıyla mesele sadece A bankasına, B bankasına, bankaların isimlerini biliyorsunuz vesaire, en başta da konuşulanı. Gelecek, muhtemelen gelecek ciddi bir cezanın ötesinde sonuçlar olabilir. Ve daha siyasi bazı şantajlara Türkiye muhatap kalabilir. Asıl mesele bu. Çünkü bir ceza çıktı oradan ve artık Amerikan devletinin eli bu bakımdan serbest oldu. Cezayı bahane ederek veya cezayı göstererek şimdi artık Amerikan hazinesi veya başka kurumları tak 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 bir takım yaptırımlara gidebilirler veya diyebilirler ki o zaman dışişleri falan, bak ben sana bu yaptırımları getiririm, aksi takdirde sen benim şu dediğimi yapacaksın. Yani böyle içeride işte ey Amerika, ey Amerika diyenler perde gerisinde ah Amerika, vay Amerika der duruma geliyorlar maalesef. Türkiye bunu evvelce çok gördü. Bu bakımdan da uyanık olunması, muhalefetin de bu bakımdan da son derece verilen tavizleri veya verilmeye çalışılacak olası tavizleri yerinde takip etmesi lazım. Bunlara engel olması lazım. Şimdi efendim, Türkiye açısından bir başka ciddi sıkıntı da şu. Biliyorsunuz kırılgan beşli diye bir kavramımız vardı. Kırılgan beşli, kırılgan beşli diye gidiyordu. Kırılgan beşli işte dünyadaki döviz kuru bakımından darbe yemeye en elverişli, ekonomisi darbe yemeye en açık beş ülke. Bu beş ülkeden bir tanesi Türkiye'ydi. Şimdi Bank of America, dünyanın en büyük bankası diyebiliriz. Onun bir açıklaması var. Türkiye kırılgan üçlüde. Gözümüz aydın. İlk beşteydik, şimdi ilk üçte olduk. Yakında Türkiye kırılgan birli de derlerse şaşmayacağız anlaşılan. Şimdi bakın, iş dünyasıyla röportajlar. 2018'i nasıl bekliyorsunuz? Şahane bekliyoruz. Şöyle güzel bekliyorsunuz. Şimdi kapı arkasında konuşuyorsunuz, böyle demiyorlar. Ama mikrofon tutulduğunda hükümetten bir korku var. Şahane olacak, müthiş olacak vesaire. Peki böyle bir durumda nasıl şahane olacak? Şimdi diyeceksiniz ki elin yabancı bankası böyle demiş. Bize ne? Şimdi o elin yabancı bankasından kredi alıyorsun. Onun gibilerden alıyorsun yani. Ondan da bu arada. Efendim, yani o sana, senin durumunu böyle düşünüyorsa, bir, sana yeterince kredi vermez. İkincisi, daha fenası, kredi verir, çok yüksek faizden verir ki şu anda Türkiye'nin durumu bu. Yani basit söyleyelim, yani Türkiye finans dışı borçlanmasını işte açıkladı Merkez Bankası. Bir senede 10 milyar doların üzerinde yeniden borçlanmış. Zaten 200 milyarın üzerinde sadece o finans dışı kesimin borçlanması var. İnanılmaz bir sıkıntı var orada. Eskaza yani borçları rollover diyorlar. Böyle çevirme işini
bir kereliğine, 3 aylığına yapamazsak 4. ayı göreceğimiz şüpheli. Yani Türkiye bir an evvel bu pozisyonlarını düzeltmesi lazım. Çünkü herkes şeyi merak ediyor. 2018'de dolar ne olacak? Efendim şey söyleyiniz euro ne olacak? Türk lirası ne olacak? Yani özetle onlara karşı. Bak düşüyor. Böyle düşmeye devam eden 3.50 olur mu? 3.20 olur mu? Vesaire falan. Şimdi bir şey var. Grafik var. Reel efektif döviz kuru grafiği arkadaşlar verirlerse görürüz oradan. 80'lerde gözüküyor. Yani bu şu demek, Türk lirası aslında çok değersiz reel terimlerle. Yani yükselmesi lazım. Şu ana kadar, bu seviyelere kadar düşmesi de aslında normal. Niye yükselemiyor peki? Yani niye buralara geldiğinde tekrar pat diye yukarılara çıkıyor? Sebepleri var. Çünkü bu işin sadece bir kısmını gösteriyor. Bakın, sebeplerden bir tanesi, demin söylediğim aşırı borçlanma. Türkiye artık aşırı borçlanmış ülkeler arasında görüldüğü için onların kuruna olması gereken değerimizin üstünde bir prim, bir daha doğrusu risk primi ekleniyor işin açıkçası. Bakın başka bir şey daha var. Enflasyon. Şimdi enflasyon rakamını gösterelim, verelim enflasyon rakamını. 11.95 mi oldu? Evet, öyle hatırlayacak olursak. Efendime söyleyeyim, rakamı konuşalım. Çünkü vahim bir rakam, yani öyle böyle bir rakam değil. 11.92 ama bu TÜFE endeksi. Üretici fiyatlarına baktığınızda %15. Şimdi bu başka ülkelerin arasında da en kötü yerdeyiz. Bakın ciddi, yanımızdaki bizden büyük olan ülkelerin durumu vah vah vah, bunu şeyden aldık, Sayın Faik Öztürk'ten aldım, kendisine de teşekkür ederim. Rakama bakın, bizden beter olanlar işte Burundi, Haiti, Ukrayna, iç savaş var, Etiyopya falan. Bunlarla mı Türkiye yarışır vaziyete geldi, bu hale mi getirildi? Enflasyonunuz yüksek olursa asla ve asla ne yapamazsınız? Dolar kurunu karşısında Türk lirayı değerli hale getiremezsiniz. Bol keseden kredi dağıtırsanız da işte öyle 500 milyar falan enflasyonu durduramazsınız. Bir rakam daha vereceğim ve vaktim orada bitiyor. Maalesef daha konuşulacak çok şeyler var ama tarımda dış ticaret açığı, tarımı da göstersin arkadaşlar. Vahim, vahim, vahim. Çünkü Türkiye tarımda bir zamanlar kendine yeten ülke vaziyetindeydi. Şu anda tarımda ciddi bir dış açık var. TMOB'un hazırladığı bir şeydi. Evet, bakın Türkiye'nin toplam tarımdaki açığı 700 milyon lirayı, bu TL'yi, bu doları özür diliyorum, bulmuş durumda. Açık vahim, hemen hemen her konuda, her konuda tarımdan bakliyata kadar, işte bakliyattan işte sebzelerin her çeşidine kadar her şeyi ithal eder duruma geldik. Süremiz efendim burada bitti. Zarrab davasıyla ilgili Selvi yazılar yazmış. Ankara'da çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bunlar için fon toplanıyor. Gelecek ceza ile ilgili. Efendim, kim çaldıysa paraları o ödesin cezaları. Halkın sırtından Zarrab'ın ve kendi bazı yandaşlarının çaldığı paraları halkın sırtından ödetmeye kalkmasınlar. Ve bütün herkes de bu konuda uyanık olsun derim. Efendim, süremiz burada sona erdi. Yeni bir ekonomi yorumunda buluşmak üzere. İyi bir hafta sonu dilerim.